kestanesi. Bu görmüş olduğunuz at kestanesi ne işe yarar? Evet hocam, sokaklarda görüyoruz ve atıyoruz yani, hani dokunmuyoruz bile. Bunları. Atmayalım. Bu elmastan daha değerli, kıymetli. Değerli mi bu? Çok çok değerli. Her yerde görüyoruz. Çok sert. Dişinizi kırar. Kırmak isterseniz böyle. Oh, kırmayın hocam dişinizi. Taş siz bize lazımsınız. Bunu kabuğunu soyduktan sonra. Hocam. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Evet. Şiddete hayır. Şiddete hayır. Evet, evet hocam ya, ben bunu es geçmişim. Es geçtiniz o gün, evet. Böyle bir telaşımız oldu. Ama eve gittim, çok üzüldüm. Bizim hocamıza kimse şiddet uygulayamaz. Hanım uygular. Ama olmaz. Biz kabul etmiyoruz bunu. Hanım duydukça ben rahatlıyorum. Biraz daha vur, biraz daha vur diyorum. Ay, gülüyorum, hoşuma gidiyor. Vurdukça gülüyorum, gülüyorum. Ben bir ara kickbox yapmıştım. Kendimi evet. Savunuyorum. Ev savunamıyor musunuz? Ama geçen gün mosmordu yüz. Evet ki gün savunamadım. Buram morardı. Fondötenle zor kapat. Yok olsun, vursun, önemli değil. Rahatlar. O da rahatlıyor, ben de rahatlıyorum. Önemli değil. Hani Kemal Sunal'ın bir filmi var ya. Adam dayak yiyor, yiyor, rahatlıyor. Şimdi o da bana dayak atıyor, atıyor. Ben de rahatlıyorum, iyi oluyor. O vurdukça ben gülüyorum. Şimdi... Olmasın hocam. Şiddet hiçbir şekilde olmasın hayatımızda, tabii, değil mi? Tabii. İyi biraz bir şey olur, değil. Aile arası. Hele ki hocamıza asla şimdi, istemiyoruz. Hocam siz ben lavanta lazım. Forte kullandığım için rahatım, relax. O vursa yani da dayak da yesem hiç umurumda değil diyorsunuz. Lavanta forte. Hocam şimdi buraya yayına şöyle kafa göz sarılı bir şekilde gelmeyin. Sakın. Dikkat lavanta edin. Lavanta forte kullanıyorum. Rahatlıyorum, relax. O pek kullanmıyor. Onun hocam ona versenize siz. Geriliyor, gerildikçe. Sinirleri yatıştırıyor. O da... Sinirleri yatıştırıyor mu? Sakinleşmek için ben de jimnastik yapıyorum üzerimde. Olmaz. Sinirleri yatıştırıyor. Evet, evet öyle, öyle öyle yatıştırıyor. Şimdi siz dayak yediğiniz ya da yiyeceğiniz için mi hani sakinleştirici alalım dediniz, yoksa hanıma şiddet uygulamayayım diye mi? Yok hocam, dayak zaten sakin. Biraz daha çok dayak yiyeyim rahatlasın diye. Yani biraz daha rahat. Şimdi at kestanesi çok önemli bir bitki. Neden, niçin? Bunun kabuğu soyulursa içerisinde pempemsi beyaz çok güzel bir tohum var. Bu tohumu rendelenir. 5 gramı demlenerek bir bardak kaynar suyla rendeliyoruz hocam. Çayı içilirse variz, venöz yetmezlik, selülit, baldır ve bacaklarda kramp, ödem, kaşıntı ve huzursuz bacak sendromu dediğimiz, bazı insanlar yatarken uyurken bacağı tık tık atar, evet. Ağrısızı uyanır, bir daha da uyuyamaz. Hocam bir daha anlatalım. Şimdi 5 gram, yani kaç tane at kestanesi gerekiyor? Bunun yarısı. Yani o elinizdekinin yarısı yetiyor mu? Yeter. Onu rendeliyoruz. Rendeliyorsunuz, 5 gram, bir çay kaşığı. Tamam. Demliğe koyuyorsunuz, üzerine 1 litre kaynar su. 1 litre kaynar su yetiyor mu hocam? Pardon, bir bardak. Bir bardak kaynar su tamamına koyuyoruz. Tamamına 1 litre, yani... Bir bardak yeterli. Evet. Eğer ki çok ağır değilse çayı yeterli. Eğer biraz ağırsa at kestanesi sirkesi yapılır. Sirke. Rendelenir, şişeye konur, üzerine sirke bekletilir. Bir buçuk ay sonra sirke kullanılırsa aynı şekilde. Bir buçuk ay bekletiyoruz, onu evet. Kapalı bir yerde bekletiyoruz. Evet. Değil mi? Sirkede olduğu için bozulmaz. Tamam. Baldır ve bacaklardaki variz, venöz yetmezlik, kaşıntı, ödem ve huzursuz bacak sendromuna karşı etkilidir. Bunun birleşimindeki etken madde zaponin denir. Hocam şu romatizma ağrılarına da iyi o gelir ayrı, mi? O ayrı. Ona Atkes, iyi gelmez. O ayrı. Hocama bir soru sorabilir miyim? Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi variz dediniz de benim dikkatimi çekti. Benim annem 72 yaşında. Genç kızından beri variz var. Yani doğumdan sonra olmuş ve ayağı şöyle... İki ayağı çok variz var. Ameliyat doktora çok götürdük biz. Yalnız doktorlar ameliyat falan dedi ama annem de ameliyattan korkuyor. Şimdi yaşı da 72. Bir de yengem var. Onda da variz var. Öyle bir hapınız var mı? Onu da bir rica etsem. Yani evet. O varize, bir de kaşıntı oluyor. Variz var ya. Evet. Toplu damar şimdi, şişmiş. Doktorlar öyle söyledi bize. Bunun birleşimindeki etken madde %5. Siz bunu rendeleyip çayını içerseniz etkili. Fakat ağır vakalarda çayı yeterli değil, konsantre hali etkilidir. Nedir bu? At kestanesi forte. %100 konsantre. Ağır vakalarda
Ameliyata gerek yok. At kestanesi kullandığı zaman ameliyatsız kurtulur. Ameliyat çözüm değil. Ameliyat olduğu zaman 6 ay sonra yeniden toplar damar. Ama hocam bizim karşı komşumuz var. Şu kadın annemden genç. Şu an 54-55 yaşında. O da ameliyat doktora gitti. Doktor ameliyat etti ve şu an rahatladım diyor ama diyor dün gördüm kendisini ben. Kaşıntı var diyor bende. Ya varizlerin gitti diyor ama diyor kaşıntı var diyor bu sefer diyor. Herhalde yeniden lüks edecek. Başka yerlerinden tekrar çıkar. Peki hocam bu annemin için bu varizler bayağı patlak. Böyle şöyle söyleyeyim ben size. Şu kısım şöyle böyle bayağı iri. Damarlar artık şey olmuş. At kestanesi forte kimyasal bir ilaç da var. Bununla ilgili rutin denen bir madde. Bundan çeşit çeşit variz, venöz yetmezlik gibi rahatsızlara karşı ilacı yapılıyor rutin. Bunun birleşimindeki etken madde rutinden 600 kat daha etkili. Klinik araştırmaları var. Bakalım ne var? At kestanesi. Klinik araştırmalar belge var, bilgi var. Ne diyor? Heidelberg Üniversitesi Almanya'da ve Türkçesi karşılığı kötü bir şehir. Söylemeyelim hocam. Ayıp bir kelime. Bu iki şehirde yapılan, üniversitelerde yapılan klinik araştırmalarda baldır ve bacaklardaki yorgunluk, ödem, kramp, kaşıntı gibi rahatsızlıklar 240 hasta üzerinde denenmiş, tedavi edilmiş üniversitede, kliniğinde. İki, yine aynı şekilde 118 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış, problemsiz tedavi edilmiş. Ha bir de benimle ilgili bir olay var. Ben daha önce orada bir bahçede hobi olarak arada sırada gidip bahçeyle uğraşıyordum. Bahçeyi bıraktım, kitabımla ilgili çok yoğun çalışmaya girdim, yoğun tempolu bir çalışma sonucu. Vakit bulamıyordum bisiklet sürmeye veya tarlaya, bahçeye gitmeye. Baldır ve bacaklarımda ağrı hissetmeye başladım. Oo çok kötü, yeni başlıyor. Hemen bir çare nedir dedim, at kestanesi. Rendeledim, at kestanesi sirkesi yaptım. Birkaç gün için bir şey kalmadı. Fakat ağır vakalarda at kestanesi sirkesi, at kestanesi çayı yeterli değil. Şimdi at kestanesi forte. Şimdi benim az ağır yani. Tabii. Ağır. Şimdi onun için ben sormak isterim. Özellikle de söylememişti annem ve yengem akşam sizi programı da izlemişler dün filan. Özellikle sormamı rica ettiler. Tabii ki Türkiye'de böyle bayanlarda çok, gerçi erkeklerde de vardır da. Yani bu hem bilgi olarak ben sizden alacağım. Ben kullanacağım yani. Akşam anneme götüreceğim. Yengeme izah edeceğim. Alacağım sizden ben. Bugün alacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hürmetler. Şimdi şöyle. Ofiste, büroda çalışan insanlar şöyle oturmamalı. Bütün ağırlık kemik omurlara biner. Bel fıtığına sebep olur. Şöyle düşecekmiş gibi oturmalı. Düşecekmiş gibi. Dik yani. Kalkacakmış dik. Gibi. Ağırlık kaslara binmeli. %50 olmalı. Böyle yatıyor böyle bazıları. Böyle olduğu zaman ne olur? Bütün ağırlık omurlara biner. Omurlar da diski sıkıştırırsa bel fıtığı ortaya çıkar. Ben Almanya'da bunun kursuna gittiğim için alışmışım. Hiçbir zaman böyle oturamıyorum. Alışkanlık. Hep böyle düşecekmiş gibi oturacaksınız. Her an kalkmaya hazır gibi. O zaman ne olur? Ayaklarınız böyle düz. Ağırlık nereye biniyor? Omurlara ve karın kaslarına daha çok. Kaslar gevşemiyor. Bir. İkincisi, ofiste çalışanların sürekli bilgisayarın başında böyle robot gibi durursa ne olur? Ayak baldır ve bacaktaki kaslar gevşediği için variz oluşur. Ne yapmak gerekir? Ayağını böyle, ayak parmak ucunu böyle, ikide bir böyle bir zıplatması gerekir. Kasları harekete geçirmesi gerekir. Ayak hareketleri yapması gerekir. Walking yani bir çeşit. Düzenli olarak ayak hareketleri yapması gerekir. Arada bir uyarması gerekir baldır ve bacaktaki. Uçakla seyahat edenler, uzun yolculuğa çıkanlar sürekli böyle yatarak giderse ne olur? Ödem oluşur. Bir de bakarsın baldır bacak gitmiş. Perişan olmuş, şişmiş kalmış. Bu nedenle uzun yolculuklarda otobüsle, trenle, uçakla vesaire gidenler arada bir böyle ayaklarıyla masaj yani damarlara, kasları harekete geçirmeli. Aşağıdaki kanı yukarı pompalamalı.